İletişim Sosyolojisi 4. Bölüm. Toplumsal ve tarihsel boyutu içinde iletişim. İletişim alanındaki çalışmanın temelinde öncelikle askeri yani siyasi kaygıların bulunduğu görülmektedir. Askeri kaygılarla biçimlenen çalışmalar daha sonra ticari çerçevede yaygınlaşmıştır. İletişim konusu 20. yüzyılın başlangıç döneminde gündeme gelmiş. Çok geniş kitleleri hareket ettirmek ve bu hareketlerin de denetim altında tutmak zorunluluğu yeni iletişim araçlarının geliştirilmesine yol açmış. Almanya Spartaküs olayını yaşamış. Kitlesel hareketlerin en önemlisi Bolşevik ihtilalidir. Bir başka önemli olay Kızıl Ordu deneyidir. Ekim devriminden kısa süre sonra Troçki tarafından kurulan Kızıl Ordu, işçi ve köylülerin hızlı bir şekilde eğitimden geçirilmesiyle meydana gelmiş. Bolşeviklerin belli ilkelerini yaygınlaştırılması ve rejimin benimsetilmesi çabalarında yararlandıkları kitle iletişim araçlarından birisi de sinemadır. Sinema aynı zamanda kitleleri denetleyici, yönlendirici bir işlev kazanmıştır. Sinema aracılığıyla yeni bir kimliğin ki bu yeni kimlik Sovyet insan modeli olarak sunulmuştur. Kitlelere benimsetilmesine ve kitlelerin geleneksel mekanlara olan kilise ve meyhaneden bağlarının koparılmasına çalışılmıştır. Hitler, Goebbels ve Stalin gibi diktatör yöneticiler sinemayı sadece kitlelere yönelik propaganda aracı olarak değil, aynı zamanda birer enformasyon aracı olarak da kullanmışlardır ki sinema iki büyük savaş arası dönemde ve özellikle 1945 sonrasında Amerika ile Sovyetler arasındaki rekabette ideolojik bir aracı rolü üstlenmiş. Stalin yeni Sovyet tipi insanın yaratılmasında kitle eğitimin büyük gücünü görmüştür. Almanya'da Nazizmin en önemli liderlerinden biri olan Goebbels ve eski bir sosyalist, etkili bir gazeteci ve polemikçi oluşuyla dikkat çeken İtalyan faşist lider Mussolini, modern propaganda yöntemlerinin başarılı uygulayıcılarıdır. İletişim alanındaki gelişmelere ivme kazandıran bir başka önemli olay ise 1929 ekonomik krizidir. Nivdeal, yeni düzen anlamına geliyor bu kavram. 1933 ile 39 arası yıllar arasında uygulanan bu program, dünya ekonomik krizinin sonuçlarını hafifletmek, kapitalist sistemin karşılaştığı güçlükleri aşmak üzere tasarlanmış ve yürürlüğe geçirilmiştir. Kitle toplumu, kitle kültürü, tüketim ve refah toplumu kavramları 1945 sonrasında kapitalist Amerika'nın tanımlanmasında başvurulan en yaygın ve çekici kavramlar haline gelmiştir. Toplum ve iletişim. İletişim, toplum yaşamının başlangıcından günümüze kadar her aşamada ve durumda, her koşul ve ilişkide görülen toplumsal bir eylemdir. Baykan Sezer'in Tarihte Toplumlar başlığını taşıyan ve Türk Sosyolojisinin Ana Konuları başlıklı kitabında temel varsayım toplumun mutlak, önceden belirli, otomatik olarak gerçekleşen doğadan gelen bir örgütlenme biçimi olmadığıdır. Tam tersine toplum yaşamı yahut toplumsal örgütleniş biçimi önündeki sorunları aşabilmek için insanın sonradan geliştirdiği bir çözüm biçimi olarak karşımıza çıkmıştır. Diğer bir deyişle toplum yaşamı insanlığın gelişiminin bir aşamasıdır. İnsanlar arası ilişkinin başlamasıyla ortaya çıkan taraflar arasında bir bilgi ve haber alışverişi zorunluluğu iletişimin de doğuşuna yol açmıştır. Toplum yaşamına geçilirken ilişkilerin, çabaların örgütlenmesi ve belirli bir amaca yönetilmesi ancak çaba sırasında kurulacak iletişimle mümkün olmuştur. Kuşaklar arası iletişimde en önemli kurumlardan biri eğitimdir. Eğitim ve okul en önemli kuşaklar arası iletişim aracıdır. Marx toplumsal değişimin hatta tarihe yön veren temel dinamiğin toplum içindeki sınıflar arası ilişki yani çatışma olduğunu söylemektedir. Toplumlara ve tarihe yön veren bu ilişkiler en geniş düzeyde toplumlar arası uygarlıklar arası düzeyde gerçekleşen ilişkilerdir. İletişim olayına esas özelliğini veren, niteliğini kazandıran toplumların ilişkilerin yani uluslararası ilişkilerin doğurduğu belli toplum çözümleri olmaktadır. Her toplumun, her kurumsal kurumlaşmanın, her örgütleniş biçiminin, o örgütleniş biçiminin gerektirdiği ona uygun, onun ihtiyaçlarına cevap veren bir iletişim sistemi olacaktır. İletişim sistemini belirleyen doğrudan herhangi bir toplumun yapısı örgütleniş biçimidir. Bu durumda farklı yapıdaki farklı örgütleniş biçimine sahip, farklı şekilde organize olan toplumların da iletişim sistemlerinin farklı olması gerekecektir. Tarihin değişik dönemlerinde toplumlar farklı örgütlenme biçimine sahip olmuşlardır. Her örgütlenme biçimi o örgütlenme biçiminin gerektirdiği bir iletişim sistemine de kurmuştur. Bölüm değerlendirme notları. Kitle iletişim ile bilimsel araştırmalar ve iletişim olayının başlangıcı 20. yüzyılın başında başladı. İletişimin son dönemdeki görünümünü ele alırlar. İletişim araştırma ve kuramlarının temel özelliklerindendir bu şey.
varsayım. Kitle iletişim araştırmanın başladığı dönemdeki gelişmeler, dünya savaşı çıkma yaşanması, Bolşevik ihtilali, totaliter yönetimler, geniş kitleleri hareket ettirmek ve bu hareketlerin de denetim altında tutulması, tutma amacı. 1950'ler Amerika'sında McCarthy döneminde yapılmak istenen şey Avrupa'yı askeri, siyasi ve ekonomik açıdan ABD'ye bağımlı kılmak. Bilgi veya enformasyon çağı olarak bilinen dönemde yaygınlaştırılmak ve paylaşılmak istenenler Batı'nın bilgisi, Batı'nın bilimi ve insanlığın aydınlanma ihtiyacının karşılanması şekli. Toplum sonradan gerçekleşen insanlık tarihinde bir aşamadır. Toplum sorunlarının çözümünde en etkin faktör toplumlar arası ilişkiler. Okul ve eğitim sistemi kuşaklar arası haberleşme aracıdır. Bir toplumdaki iletişim sistemini belirleyen temel faktör toplumların örgütlenme biçimleridir. 4. bölüm bu kadar. Teşekkürler.